Günaydın. Saat 10 falan. Ve ben tırnakları çıkarttırmaya gideceğim. Şu jel tırnakları. Tatilden önce çıkarttırmak istiyorum. Aslında İstanbul'da olsaydım böyle güzel bir manikür yapar. Sağını solunu elektrikli bir törpü makinesi almıştım ben geçen sene. Onunla düzeltir. Kullanırdım. Hatta bakın şurası kırıldı yemek yaparken. Kestim yanlışlıkla bıçakla. Kullanırdım ama tatildeyken ekstra uzar. Sağda solda gezerken uğraşmak istemiyorum. O yüzden çıkarttıracağım. Biraz da nefes alırlar. Tırnaklarım incelmiştir kesin. Sabah bilerek erken aldım ki randevuyu. Yani hızlıca gideyim erkenden işlerimi halledeyim döndüğümde diye. Bavul hazırlayacağım. Kaş'taki oteli ayarlayacağız. Ona daha ayarlamadık çünkü. Annemlere gidince Kaş otelini ayarlayamamış. Zaten biraz da sıkılmıştım otel bakmaktan. Bir mola vermem gerekiyordu ki. Far paletleri hediye edecektim ya aranızdan 3 kişiye. Onları seçtim. Bugün onları da halledeceğim. Sonra kızlarla kahve içmeye çıkacağım akşam. Yani çıkabiliriz artık. Kahvaltı yapmayacağım çünkü hiç şey yesim yok. Dimes'in smoothie'lerinden içerim bir tane. Şu mizon renkli bir kın şok terliklerden de aldım. Bu en çok satan rengiymiş. Valla en çok satan rengi olmak da çok haklı çünkü her şeye uyum sağlıyor. Çıkarttırdım. Aşırı bir incelme yok. Valla çok sevindim. Zaten böyle işte 2 ay kullanıp 1 ay falan ara verilerek yaptırıldığında böyle çok incelme olmuyor. Akşam da bir gratis'e giderim kızlarla buluşmadan önce. Kalyon'un tırnak bakım yağını alayım. Bu 2 ay boyunca sürerim. Kargolarım gelmiş. Onları açalım. Far paletlerini de şunları pat pata saralım. Pat pat ayırmıştım ben galiba. Şuraya bir yere yaptığım alışverişlerden birinde. Çok terlemedim, çok bunalmadım. Çünkü bir rüzgar var, esiyor hava bakın. Perdeden de zaten anlarsınız. Hafiften bir rüzgar olduğu için şurayı da açtım. Güzel esiyor, çok bunaltmıyor. Şimdi tatil için bir şeyler aldım. Bu şunu aldım. Bunun içerisinde 24 tane var. Yani 12 sefer kullanılabilecek bir ürün diyebiliriz. Ürün ve benzeri çok fazla Trendyol satıcısında var bu arada. Ben en çok satandan aldım. Böyle kararsız kaldığım zamanlarda işte en çok satan ürün neyse onu alıyorum. Hem fiyat olarak da mantıklıydı hem de en çok satanlar listesinde olduğu için aldım. Bu böyle hatta bir tane göstereyim. Belki sizlerin de ihtiyacı olur. Hatta belki değil mutlaka ihtiyacınız olur. Şöyle bant şeklinde kapatıcı. Ya yani bunların silikon olanları daha iyi diyorlar ama ben silikon olanlarından bir kere kullandım. Düğün zamanıydı. Kına gecemde kullandım ve gelinlik giydiğimde kullandım. Kına gecemde de gelinlik giydiğimde de düştüler. Yani aşırı terlediğim için dayanmadılar diyeyim yapışkanları. Bir de ben çok hijyenik bulmuyorum ya onu. Böyle yapış yapış vıcık vıcık bir şey ya. Böyle terlersem falan böyle sanki hoşuma gitmeyecekmiş gibi geliyor verdiği his. Dışarıda da böyle bir hisle dolaşmak istemem. Bu bantlar en temizi bence. Bir kere kullan, at zaten kaç kere iç çamaşırsız bir elbise giyeceğim ki koca bir yaz. Çünkü ben sevmiyorum. Bir de çanta aldım. Açık ekru renginde. Burada ten yazıyor ama ya yani ben ekru olduğunu düşünerek aldım. İnşallah ekru çıkar. Sizin için her şeye uyan bir çantam yoktu ama yanlış ürün mü göndermişler? İnşallah yanlış ürün göndermemişlerdir. Son zamanlarda bir sürü iade gönderdim. Çünkü yanlış gönderiliyor. Yalnız çanta çok güzelmiş. Yumuşacık. Ben böyle yumuşak çantalara bayılıyorum. En sevdiğim çanta şeyi, dokusu. Böyle el çantası şeklinde de taşıyabiliyorsunuz. Görseldekiyle birebir aynısını göndermişler. Tam aradığım, istediğim renk. Hatta fotoğrafta şurası bej rengi görünüyordu. Yani böyle sanki boyalı gibi duruyordu. Ben hatta şey diye düşündüm. O bir süre sonra soyulur, kötü olur. Ama öyle değilmiş. Yalnız çantayı çok sevdim ya. Çok güzel. Her şeyle uyum sağlar. Evet. Şunları da bir pat pata sarayım artık.
benimle uzun zamandır iletişim halinde olan, yani yıllardır, neredeyse 2 yıldır falan benden desteğini esirgemeyen arkadaşlarıma gönderiyorum şu anda bu far paletlerini. Çekilişler devam edecek, hediyeleşmeler devam edecek çünkü elimde çok fazla kozmetik ürünü var. Bu Haziran-Temmuz dönemini atlatalım. Ağustos'ta tekrardan bir hediye vereceğim sizlere arkadaşlar. Yine böyle far paleti hediyesi gibi olur. Ya da ne bileyim yine diğer çekilişlerde olduğu gibi sizlere kutu falan hazırlarım. Şimdi bavulu yapmaya başlayacağım. Plaj elbisesi aldım, uzun siyah. Yırtmaçlı falan, şuralarında yırtmacı var. Tamamen tül. İç gösteriyor. Ama böyle akşam geç saatlerde falan plajda kalabiliyoruz biz. Hani böyle bazen 7'yi 8'i buluyor yani. Hava kararına kadar plajda oturuyoruz. Öyle akşamlarda üstüme atarım diye düşündüm. Yani arabada tutacağım bunu. Zaten bir önceki vlogda gösterdiğim bu tek omuzlu elbise. Bunu da koyuyoruz. Bu yine bir önceki vlogda gösterdiğim desenli elbisemi götürüyorum. Uzun siyah elbisemi de götüreceğim. Uzun lacivert elbisemi de götüreceğim. Yani 4 tane uzun elbise götüreceğim. Şöyle benim bir tane siyah bir elbisem var. Bunu turunç tatilinde falan giymiştim. Geçtiğimiz tatilde de giydim. Ya her sene tatilde giydiğim bir elbise bu benim. Çok kurtarıcı, böyle güzel bir kolyeyle falan hareketlendirdiğinizde şık bir elbiseye dönüşüyor. Hani beden sıkıntısı da yok. Bayağı dökümlü de bir elbise. Yani şu an 5. tatilime götürüyor olabilirim bu elbiseyi, öyle kullanışlı. Bunu da götürüyorum. Benim şöyle Mango'dan aldığım birkaç yıllık elbiselerim var. Geçen sene şunu götürdüm Antalya tatiline. Denize giderken falan giydim. Ondan önceki sene şunu götürmüştüm galiba. Bu sene de bunu götüreyim diyorum. Yani bu seneki elbisemiz de bu olsun. Bunlar çok dayanıklı, çok kaliteli elbiseler çıktılar. Kameranın yerini değiştirdim ya. Rahat değildim çünkü. Evet. Şimdi şortlara geldi sıra. Şunu yine bir önceki vlogda göstermiştim zaten. Bu kesin gideceklerden. Bunun siyahını da koyacağım. Bir de yer kaplamıyorlar biliyor musunuz? Bavulda bakın siyahı da var. Bunu zaten üzerimden çıkartmadım. Tam böyle yedeklemelik falan. Şöyle rulo yapacağım. Yine geçen vlogumda gösterdiğim kotumsu bu şort eteği de koyuyorum. Bu arada fazladan koyuyorum. Hani belki giyemediğim bile olabilir aralarında. İki tane de kot şort falan. Şöyle bir kot şortum var. Yine Milla'dan almıştım, böyle önü düğmeli. Bunu da koyacağım. Bu çok güzel. Bunun ben kalitesini, kumaşını o kadar sevdim ki grisini de aldım, antrasitini. Yıkanıyor şu anda. Onu da koyacağım bavula ama o sabah olur büyük ihtimalle. Bu tişörtleri de kesin koyuyorum. Bunlar da çok kurtarıcı. Şunu da kesin koyacağım zaten. Beyaz bir tişörtsüz yaz tatili düşünülemez. Şöyle iki tane yeleğim var. Şunu bayağı soranlar olmuştu. Bunu koyacağım. Milla'dan aldım bunu. Çok güzel. %100 keten koleksiyonundan. Harika bir şey. Bir tık fiyatlı ama gerçekten kaliteli ve hani kolay kolay da modası geçmeyecek bir yelek. Bunu da koyuyorum. Bunu çok sık giyerim büyük ihtimalle. Bir de yine Milla'nın şey koleksiyonundan, keten koleksiyonundan bej rengi bir yelek. Bu da çok kurtarıcı. Bunu galiba göstermeyi unuttum. Zaten üstümde görürsün. Halter, yaka, iki tane de bluz koyacağım. Hani bir kere giy çık at olacağı için bu bluzlar. Oxo'dan aldığımı koyacağım. Bir de bunun yine aynı modelinde bej rengi olan, yine Oxo'dan aldığım bu atleti koyacağım. Aslında koymasam da olur ama ne olur ne olmaz diye düşünüyorum. Hani kirlenir, üzerine bir şey dökerim falan, giyilemeyecek duruma gelir. Şu gece dışarı çıkarsak diye şu ışıltılı atletimi koyacağım. Yine bu da halter yaka. Ya çok günlük bir bluz olmadığı için tatilde belki gece dışarı çıkarsak diye düşünüyorum ama sanmıyorum. Yani kalacağımız yerler özellikle turunç. Hiç öyle gece hayatı olan bir yer değil. Hani Kaş'ın da kalacağımız yerinin çok gece hayatı olan yer olduğunu düşünmüyorum. Belki Fethiye. Şu benim Addax'tan kaç sene önce aldığım mükemmel çiçekli, her şeyle uyum sağlayan şurası hasırlı bluzumu da koyacağım. Keten şortlarımı koymayı unutuyordum az kalsın. Şu mükemmel bej renginde olan, yine Milla'dan aldığım
şortu koyacağım. Yani bunları ben üzerimden çıkarmam ki arkadaş. Çanta olarak da şu Zara çantamı alacağım. Bu zaten her şeye uyum sağlayabilecek kadar iyi bir çanta. Bunu şu bavulun arka cebi var ya, oraya koyacağım. Şunu götüreceğim ama bunu bugün de takacağım, yarın da takacağım. Ufak bir makyaj çantası hazırlayacağım. Şu bakım çantamın içine de güneş kremlerimizi falan işte lazım olabilecek bir takım ıvır zıvırları koyacağım şimdi. Ayak için olan bir Selenes'in kremi var bende. Bunu da koyacağım. Ayaklarım çünkü çok kuruyor. Sinoz'un şu güneş kremini koyacağım yüz için. Luxera Paris markasının güneş kremini koyacağım. Bu zaten bana marka gönderisiydi. Hem de denemiş olurum. Zaten yüz kremine fazlasıyla ihtiyacım. Bir de yine bu Garnier'ın hiç açmadığım güneş kremini koyacağım. Bunu yeni aldım. Rexona'nın koltuk altı rolonunu koyuyorum. Neutrogena'nın bu sprey nemlendiricisini de koyacağım. Doldu ya. Allah doldu. Toka lazım bana. Bakın iki tane şöyle dişli toka koyacağım. Çünkü ben tatillersiz saçımı toplamadan duramıyorum. Şöyle lastik tokalar var. Bunları da şu cebe koyayım. Bunlar da benim için çok önemli. Çünkü bazen gece yatarken sabah saçlarım kabarmasın diye örüyorum. Bir de şöyle bir şey almıştı Gökhan. Yakın zamanda mı aldı? Ne zaman aldı? Çok hatırlamıyorum ama içinde işte tırnak makası, törpü, makas falan filan. Hani lazım olabilecek envai çeşit şey var. Orada acil durumlarda. Bunu da böylece koyuyorum. Lazım olduğunda çıkarır kullanırız. Ne gündü be. Her şeyimi hallettim sayılır. Sadece ufak tefek detaylar kaldı. Yani ufak tefek detaylar kaldı dediğimde yani aslında unutulmaması gereken şeyler. Birincisi diş fırçam, diş macunum. İşte lens suyum çok önemli. Onu ayarlayacağım. Lenslerim çok önemli. Gözlük artık takmıyorum. 6 ay yasak. Daha burun ameliyatı yaptıralı. Bugünün kaçı ya? 2,5 ay falan oldu. Yani 7'sinde tam 3 ay olacak. Burun ameliyatı yaptırmadan önce geçtiğimiz yaz bu sene gözlük alacağım deyip duruyordum. Ama hiç aklıma bile gelmiyordu. Sonra başka şeylere para harcıyordum. Bu sene alacaktım. Bu sene de burun ameliyatı girdi. Ben şimdi hiçbir şey yapmayacağım bu arada. Kulaklıkla fön çekmem mümkün değil. Saat de 6 zaten. Yani yarım saat sonra falan ya da 40 dakika sonra falan da çıkmam gerekiyor. Gökhan bırakacak beni şeye, metroya bu sefer. O da oradan Decathlon'a gidecek ve son almam gereken şeyleri alacak. Aslında yorgunum. Gitmesem çok daha iyi olur. Yarın yola gideceğim. Ama söz verdim kızlara da. O yüzden ertelemek de istemiyorum. Hani de gider biraz hava alırım. Bütün gün çünkü evdeydim. Dün de bütün gün evdeydim. Ondan önceki gün de bütün gün evdeydim. Evet, çarşamba günü. Hatta çarşamba günü hiçbir yere çıkmadım. Dün gene annemlerin yanına falan gittim. Çarşamba günü full edit keyif. Bakalım bu seneki tatilimiz nasıl geçecek. Bu da burada kapanış olacak. Arkadaşlar daha fazla devam etmeyeceğim videoya. Çünkü çok yoruldum artık. Hani video çekmeye çalışıyorum. Aynı zamanda bir şeyleri toparla falan. Bayağı bir açıkçası bitkin hissediyorum kendimi. Kombinim de böyle. Yeşil keten bir pantolon giydim. Aslında size boydan göstersem daha iyi olur. Bu şekilde görmeyebilirsiniz. Zara'dan aldığım bu beyaz atletimi giydim. Ama hava biraz esiyor. Geç saate de kaldığımız için dün giydiğim beyaz gömleğimi giyeceğim. Onu da Zara'dan almıştım. Size göstermiştim hatta. Ay, enerjim kalmamış. Konuşamıyorum. Evet, bu kadardı. Şöyle bir de tam güneşe karşı göstereyim. Makyajım da güzel oldu. Yani biraz canlandırdı diyeyim. Güzel oldu derken öyle şahane bir makyaj yapmadım. Tipik günlük makyajımı yaptım. Benim keten pantolonum da bu. Geçen sene almıştım ama çok sık giyemedim. Çok sık giyemediğim için ve çok fazla vlog da çekmediğim için göremediniz. Sevdiğim bir pantolon. Keten pantolonu zaten artık modası geçmez uzun bir süre. Herkes giyer çünkü rahatlığına herkes çok alıştı. Evet arkadaşlarım, bir vlogun daha sonuna geldik. Bir günün daha sonuna geldik. Ay, konuşamıyorum artık. Biraz da acıktım. Enerjim kalmadı.
Artık bir sonraki vlogun açılışı Turunç'ta olacak. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok dikkat edin. Hepinizi öpüyorum. Hoşçakalın.